Selamünaleyküm. Bugün bayağıdır yapamadığımız bölümü yapacağız ama bu kez bir tane çekmeyeceğiz. Ama her gün bir tane yapıyorduk ya. Bayağıdır hiçbir şey yapamadık. Bayağı zaman geçti. Şimdi hazine kutusu açıldı. Kapat bir hazine kutusunu. Onu al buradan. Kapat bir. Hazine kutusu. Oo, burada uydu ha lan. Osman'ın kılıcı. Şimdilik. 1, 2, 3 ve açmış durumdayız. Bir saniye. Şimdilik batop. Al bir tane içinden. Aç onu. Ayın güzelliğine bakın. Ayı odaya getirdik. Yatağımız değişti. O videomuzu izlemiştir. Odanın diğer halini hiç göstermek istemiyorum. Bayılırsınız düşüp. Ne yazık ki bir dakika daha okuma. Batı bir daha o konuda çok bir disiplin edemedik daha. Odada bir oynadım odayı. Ne yazık ki toplamasını beceremiyor daha. Toplaması için birkaç hafta geçmesi lazım. Neyse konuya gelelim. Şimdi önce bir onu elime koyuyorum. İşte bu. Bu Batı bebekliğinden belli içtiği bir şey. Bakın bunlar hepsi 10, en az 10 yıllık şeyler. Bata 9 yaşında olduğuna 10 göre senelik. 10 sene 10 yıl aynısı. Yıl Monat. Yılda sene aynısı. Monat ay. Ya. Yıl ya demek. Nasıl? Hı. Ayın. Hatta yıl Türkçe benim bildiğim sene Türkçe değil. Hı. Öyle bölüm de yaparız seninle daha. Türkçe konuşalım diye. Artık Türkçe kelimeleri kullanalım diye. Bak şimdi oğlum. Kefir iç, Kefir Atilla ve ordusunun güç iksiri olmuş. Bu sayede Avrupa'ya diz çöktürmüşlerdir. Ne oluyor? Kefir. Kefir içiyordun ya sen hep. Bundan da Aa, bayağı da şimdi yapamadık. zeytin açıyorum. Artık çok içemiyorsun çünkü benim taşınmalarından sonra kefirim biraz göldü. O kadar zaman baktığımız kefirimize bakamadık tamam. Gerçi buzlukta var da ama onlar yaşar bilmiyorum çünkü çok zaman geçti. 6 ay sınırı var aslında. Kef. Videolarımızı da isteyen takip edebilir. Şimdi ikincisini açalım. Bayağı Bir saniye. Kefir hakkında çünkü çok şey söylemeye gerekiyor. Kefir videolarımız belli. İsterseniz kefir videolarımıza bakabilirsiniz. Ama kısaca geçersem çok sağlıklı bir şey. Ve güç veren bir şey. İsmi üstünde yani. Atilla'nın iksiri diyoruz. Avrupa'da gerçekten Atilla'nın kefir içerik güçlü olduğunu yazıyorlar tarihte. Bakın ne duruma düşmüş bunlar ya. Vah, kartların durumuna bakın. Savaşçının yolu der ki. Burada da Sayokan'daydım o zaman. Avrupa'da Sayokan'ı Mannheim'da Alp okulunu açmaya çalışıyordum. Bu Yapgunyat iyi de selam olsun. Bu da ondan aldığım bir şey. Sayokan internet sayfasında da vardır mutlaka. Savaşçının yolu der ki. Kahramanlık. Sen dinliyor musun oğlum? Oraya bırak, buraya bak, dinle. Kahramanlık, kahramanlığı istemekle olmaz. Bu Allah'ın takdiridir. Kahramanın özelliklerini kazanmaya çalışmak, yolunda olmak takdir olunmasa da seni onurlu kılar. Hiç anlamadım. Kahramanlık nedir? Büyük bir şey başarmak. Büyük bir şey yapmak. Mesela düşün. Birisi geliyor. Küçük çocuğa saldırıyor. Sen de o çocuğu koruyorsun, kurtarıyorsun. Öbür kişiyi dövüyorsun mesela. Ya da dövüyorsun derken onu uzaklaştırıyorsun. O insan ya da bir vatanı korumuş oluyorsun. Vatanı koruyorsun. Vatana saldıranlara kahraman oluyorsun. Kahramanlık nasıl olur? Hiçbir şeyden korkmayarak bir savaşçı ruha sahip olarak. Yani İyi şeyler yapamak. aynen öyle. Evet. Bu da savaşçının yolu diyor bunu. Sahi kadın bilirsin değil mi? Yap Gunyat Yiğit. O bunu güzel bir şekilde bize söyledi. Kahramanlık istemek de olmaz. Bu Allah'ın takdiridir. Yani herkes öyle kolay kolay kahraman da olamaz. Biraz da insanın seçimlerine bakıyor. Kaderine bakıyor. Ki kader konusunda da biliyor, videolarımız var. Kader öyle daha önceden, çok önceden yazılmış. Belli olan, ne yapacağımız belli olan. Yani biz robot falan filan öyle bir şey yok. Biz şu an Allah'la beraber, Yüce Allah'la beraber kaderimizi beraber yazıyoruz. Allah bizim önümüzde birkaç yol çiziyor. Biz de ona göre yolumuzu çiziyoruz. Ben mesela burada bırakıp aşağı denebilirdim. Bu yol da vardı ama
Bunu alıp bunu yapma yolu da vardı. Ben bunu şu an seçtim ve size gösteriyorum. İşte kader budur. Aslan açalım mı? Bak şimdi Matapas kızgın bir gün nenesinde kalmak istiyordu. Dedesinin nenesinde. Annesi izin vermedi. Onun için biraz canı sıkkın. Bak şimdi aslan oğlum sen Allah'ın aslanısın. Ona göre yaşa. Bu ne demek istiyor biliyor musun? Bak her şeyi hemen böyle üzülme kendini şey yapma. Bir dakika önce anlatayım bunu. Hemen kafanı bir şey yapma. Bir dur. Mesela şimdi izin vermedik mi? Dün vermedik izin. Bugün vermedik. Yarın veririz. Öbür gün veririz. Hemen bir şey istediğin gibi olmadı diye kafayı yeme. Sinirlenme. İsyan etme. Anladın mı? Bir bildiği var da Yüce Allah'ın. Böyle olduysa böyle oldu. Sen bebek değilsin artık. Sen büyük adam oldun. Koy buraya. Tamam hadi yeni tane seç. Şişt, ne oluyor? Bakalım başka ne gelecek? En önden seçme biraz. Ortalık içlerden seç. Ne yapıyorsun? Böyle uzun uzadıya anlatmamız gereken daha çıkmadı. Belki de iyi oldu böyle. Onları da bunun içine atacağız sonra. Tamam. Bu arada bayağı hastayım ben. Ayıptır Korona. söylemesi korona oldum. Yuhu. Çok iyi. Hadi oğlum. Böyle yapalım en iyisi. Daha hızlı olsun. Oldu. Uzun mu? Oku. Kimseye Küfür. ne? Evet, gerçi benim yazım güzel değil Batı. Bir de kağıt çok kötü bükülmüş. Kimseyi küçümseme yok. Küçümsememe düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Ha, kimseyi küçümseme düşmez kalkmaz bir Allah'tır. İnsan düşe kalka yükselir. Bu ne demek? Mesela birisi var. Mesela okula gidiyorsun. Okulda bir arkadaşın var. Yürüyor yürürken düşüyor kafasını vuruyor. Herkes başlıyor gülmeye. Ondan sonra bu hep kötü not alıyor mesela. Ve insanlar ne yapıyor onu küçümsüyorlar değil mi? He, sen kötüsün, sen salaksın, sen düşüyorsun. Böyle saldırıyor. İşte bu da diyor ki kimseyi küçümseme. Çünkü düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Sen de düşeceksin. Hepimiz düşeceğiz. Ve düştük mü kalkmak zorundayız. Herkes düşe kalka. Mesela sen antrenman gidiyorsun ya. Yeni, yeni, yeniliyorsun, yeniliyorsun da, yeniyorsun da. İşte yenile yenile. Düşe kalka. Bir yere geleceksin. Almanlar da ne diyor mesela? Arbeit macht den Meister, Übung macht den Meister diye. Bir şey yapa Mesela yapa. Constant. Bir şey yapa o işin ustası olursun. Ve burada da onu biliyoruz. Allah'tan başka kimse düşmez. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Yani hepimiz düşeceğiz. Onun için kimseyi de küçümsemeyeceksin. En büyük yanlışın olur. Tamam bir tane daha seç. Bunu da çok fazla anlatmaya gerek yok. Abi bunun içinde bayağı önemliler var. Bunun içinde de var. Niye var anlamadım. Bunlar daha iyi. Altın yandan. Altının içinde. Buradan emicimiz Muhammed Ali emicimize de selam olsun. Ali Eren Demirezen'e de selam olsun. Bahram kardeşimize de selam olsun. Tüm savaşçılarımıza selam olsun. Bahram Resulzade şu anda Glory'de en iyi ilk 8 arasında ağır siklette ve şu anda büyük bir turnuvaya çıkıyor. Oo, her bakayım güzel olmuş bu ha. Şu an büyük bir turnuvaya çıkacak orada. İnşallah diyor şampiyon olur. Bahram Resulzade Azerbaycanlı var ya kardeşimiz Türk bayrağından beraber çıkıyor. Azerbaycan bayrağından bir de Türk bayrağından. Bak burada ne yazıyor Batap? Türk bu Göktürkçe. Göktürkçe'de Türk. Geçmişini bil ki geleceğini göresin. Niye böyle başını biliyor? Sağdan sola okuyorsun. Arada Kürt. öyle Böyle değil mi? Kürt olurdu bu. Kürt ha? Kürt diyorum. Kürt kardeştir. Kardeşliği bozan kalleştir. Bak onu da besleye demiş oldum. Türk. Buradan. Türk. Burada Kürt. Türk. Bu eski bizim yazımız buydu. Bizim yazımız Arapça değildi. Bizim yazımız buydu. Şunu da bu arada ben diyeyim, buna da değineyim o zaman. Bakın Türk milleti binlerce yıl önce Çinlilere kanlı. Çinlilerin ipeğine kandı. Çinlilerin tatlı diline kandı. Çinleşti. Ve ne oldu? Yok oldu. Daha sonra Türk milleti Farslara kandı. Farslaştı ve yine yok oldu. Daha sonra Türk milleti ne yazık ki Araplaştı. Araplaştı ve yine yok oldu. Yani yok oldu derken hep kaybetti. Devletleri yıkıldı ve hep yeni bir kahraman çıktı. Yeni bir devlet kurdu. Şimdilik de ikiye bölünmüş bir şekilde
Batılaşmak istiyor. Bir kısmı yine Araplaşmak istiyor. Ve bunun sonu da yine yıkılmaktır. Bizim Türk kimliği gibi bir yüce kimliğimiz varken, güne kadar bakın İslam'dan önce de her zaman tek Tanrı'nın, yani aslında Yüce Allah'ın, o zaman biz Tengri diyorduk, Tanrı diyorduk, hiç fark etmez, gök Tanrı'nın, gök Tengri'nin yolunda ilerleyen, dur oğlum, ilerleyen millettik. Her zaman tek Tanrı'ya inanan, her zaman aslında şu anki İslam'ın bir Kur'an-ı Kerim'in bizden istediklerini o zaman da zaten yerine getiren bir millettik. Hep adaleti savunduk, hep zalimlere karşı geldik, hep mazlumun yanında olduk. O zamandan beri İslam'dan sonra da öyle olduk. İslam'ı da biz hep yaydık tüm dünyasında. Bugün İslam dediğimiz Türk'tür herkes. Tamam, onu alacağım ama açma. Yavaş yavaş açma, okuma. Arap demez. Herkes Türk der. Bosnalıları Kosova'da öldürürken, ne bileyim, Müslümanları öldürürken, Bulgaristan'daki Türkleri öldürürken bunlar hep biz sizi Türksünüz diye öldürüyoruz dediler. Kimse sizi Bosnalısınız, Arnavutsunuz, Bulgarsınız demedi. Hepsine Türksünüz dendi. Müslümansan Türksün. Ay yıldız demek İslam demek. Müslümansın demek eşittir Türk. Tüm bu dünyanın gözünde. Tabii ki Müslümanlar, yani İslam dinine mensup olmayan Türkler de var. Bir saniye. Bakacağım. İslam dinine mensup olmayan Türkler de var. Onlar da bizim kardeşimiz, öz kardeşimizdir. Onlar da bizim için, diğer dinler için köprü olmalıdır. Kısacası. Tabii burada şu anda biraz. Çevir onu bir. Baba, bir İki tane bu. tarafta komple dolu. Ben de şaşırdım şu an. Bir dakika önce bunu bitireyim. O yüzden unutmayın. Türklüğümüzü tuttuğumuz zaman sımsıkı hep dünyaya hakim olduk. Türklüğümüzü bırakıp da başka şeyler hevesleri peşine koştuğumuz zaman felakete uğradık. Mesela şu anda kimisi Türk kimliğini yok edip sadece bir ümmetçilik yapıp din altında birleşelim diyor tüm Müslümanlar olarak. Ki bu Osmanlı'nın çöküşüne neden olmuştu. Diğer tarafta da birileri kalkıyor. Türklüğü bir kenara bakalım. Hep beraber. Bırak onun için, boş oğlum. Bunları da bunun Atacağım içine atsana. Bunun içine. Ya da bir dakika. At bunun içine. Hep beraber. Hep beraber yaşayalım. Türklüğü de Kürtlüğün, Lazlığın, Çerkez'in yanına koyalım diyorlar. Bu da çok büyük bir yanlıştır. Kimlik olmadıktan sonra ne vatan olur, ne din olur, ne bayrak dalgalanır, ne ezan devam okunur. Yani kısacası o gökteki ay yıldızı kimsenin indiremeyeceği gibi bu Türklük kimliğimizi de kimse bizim elimize alamayacaktır. Bu sayede de biz ilk başta bunun gereğini yapıp Türk birliğini kuracağız. Ve daha sonra da inşallah derslerimizi çıkartarak bazı şeylerden Türk İslam Birliği'yle beraber dünyaya hakim olacağız Allah'ın izniyle. Ve Devam diğer Türk milleti de, yani diğer Türkler de Müslüman, İslam dinine mezun olmayan da onlarla da kardeşçe yaşayacağız. Çünkü bizim dinimiz hiç kimseyi bir yere zorla getirmeye bize emretmiyor. Ki Peygamber Efendimiz de kılıç sorulan kimseyi Müslüman yapmadı. Burası çok önemli. Türk milleti çünkü kılıç sorulan Müslüman olmadı. İslam bize çok yakıştığı için Müslüman olduk. Bu kadar basit. Buradan tüm atalarımıza Oğuz Kağan başta olmak üzere selam olsun. Tamam şimdi. Hangi taraftan Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? 9, 11, 14. Oo, 9 sene mi bu? Tabii. başlıyorum? Biz 2024'teyiz. 10 sene. 9, 11 ama yok. Tam 10 sene değil. Asıl, bak. Asıl baba seni ney? Asıl baba seni yey. Yer. İzlediğim belgesel Alparslan Malazgirt Muharebesini anlatan bir Serdar Kılıç yapımı belgeselidir. Çok dikkatli izliyorsun. Benim oğlum. Baban Serdar. Ha, sen o zaman bebekken de yeni doğmuştun. 3 aylık mıydın? 8. ayda doğduğuna göre. 9, 10, 11. 3 aylıkken vatan belgesel izlemişsin. Hatta 3 aylıkken Alparslan'ın Malazgirt belgesini izlemiş. Ben de onu yazmışım. Sen beni yemek istemişsin. Ben de demişim asıl ben seni yiyeyim. Burada galiba anne yazdı herhalde. Bebim bugün gece uyumadım. Sana diyor bak 3 aylıkken saatinde saat 23.30 olmuş. Sen hala uyanıksın. Ben de normal. Ben Ve şimdi de öyle. aynen. Ve belgesel ilk belgeselindi. Bakıyorsun. Kusura bakma, birazdan seni TV'nin yanından kaldıracağım seni. Seni çok seviyorum. Ney? Belam benim mi? Bak, bebim benim. Mami seni yey. Bugün ne? Bugün 3 ay 2 günlüksün. Bak tam 3 ay 2 günlükmüşsünüz ben. Bu yazıldığında. Şu anda kaç yaşındasın Batat? 9 yaşındasın. Hatta Ağustos 10 yaşına gireceksin. İnan, Gördüğüm inan, zaman inanılmaz. Ağustos'ta 12 yaşına geliyor. İnanılmaz bir şey. Bak 3 aylıkken biz yazdık bunu. Sen 3 aylıktın. Asya'dan 4 ay daha küçüktün. Düşünsene.
Aslında ki bu küçük bir bebektin. Aslında benden daha küçük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bir tane daha çakalım, ben çekeyim. 7 olsun. Ondan sonra tamam. Daha iyi. Ondan sonra sen de bir şeyler anlat. Bir saniye. Onu tamam. Şimdilik. Yavru kurdum benim. İyi beslen, çok çalış. Bugün ne? Ha, büyü. Büyüdüğünde bozkurt olacaksın. Ha, duydun. Yavru kurdum benim. İyi beslen, çok çalış. Büyüdüğünde bozkurt olacaksın. Tamam, yırtanı yaptık. O da yetmez mi? Bozkurt Türk'ün kültürüdür. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Faşistlikle falan filan hiçbir alakası yoktur. Bunu alatsana be. Bunu al. Bu yeşili öne at. Ben vuracağım onu. Buldun mu? Nereden biliyorsun? Aç bravo. Bu da benim silahım. Vurdum. Sen kesin atlara vurmuşsundur onu. Burası da bunu bir şey yaparız. Yavaşlatırız, bir görürüz. Daha ne denesin Batu abi ya? İçimden. Ülkücüler İpege. Otur buraya. İpece. İpeğe. Sarılmış eldiven, eldivendir. Ver bana. Şey. Bak, Dündar Taşer. Ülkücüler ipeğe sarılmış çeliktir. Ülkücüler ipeğe sarılmış çeliktir. İpe niye sarılmış? İpek ne biliyorsun? İpek böyle ipek eldiven giyersen ondan bebek sevebilirsin, tamam? Hiç acıtmazsın onu. Çok güzel böyle. Çok vahiş çünkü. Ama çelik nasıl? Çok sert. Çelik elden girersen vurdun mu adam bayılır. Yani diyor ki sen yumruğu arasında çelik gibi ama mazlumlara karşı ipek gibi çok iyisin. Ama düşmanlara karşı çelik gibi. Anladın? Bunun anlamı o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hadi iki tane daha. Ve iki tane var yine burada. Bakın deminkinden galiba hemen ardından yapılmış bir şey. 24.11.2014. Öbürsü kaçın. Bırak bırak, tamam. Ha bak ona bir. O değil. Şu olması lazım. Aç bunu bir. Ha o değil. Uzun ton olacaktı ya. Ha şu. Bak ona bir. Tarihine. 9.11.14, bu da 24.11. Tamam, bir dakika. 24 bizim kaptı. Yakışıklı oğlum. Şu an yatağında yatıyorsun. Bugün uyumuyor tam da 3 ay 2 haftalıksın. Sen uyurken annen bana çikolata cenneti yaptı. O ne be? Çikolata cenneti ne? Unuttum ben çok onu. Çok çikolata falan yemişsin. Birazdan yiyeceğim. Hacı o başka bir şey çıkıyor. Acaba şey mi o, dondurma gibi? Bunu okurken annen sana da çikolata cenneti yapacak. Anne. Sürpriz, seni seviyorum. Anne. Tamam bir dur çocuk, uyanmasın bir dur. Anne. Tamam bekle. Tamam bu dur bir kenarda, bundan annen yanına gideceğiz şimdi. Öbürü nerede, bir uzun olan? Tamam bu bundan yanına getiririz. Bir soru. Ya çikolata cennetinin olduğunu unuttuk biz. Sorun mu? Ben çikolata sevmiyorum ki. İşte aynen öyle, adam çikolata yemiyor ki. Ege. Sen oğlum. Sev. Sen sev oğlum, sev. Oğlum, oo bak bu ne güzelmiş. Aşık. Bak aşk iki türlüdür. Bak biri bir kıza aşık olursun, evlenirsin, hanımın olur. Aşkın olur. İkincisi ailen, çocuklarını seversin. Vatanını, milletini seversin. İşte bu da bir aşktır. En büyük aşk sevgi ve ise tümünü yaratan Allah'a olmalıdır. Yani ilk eşine olan sevgin, aşkın ikincisi de herkesi yaratan Allah'ına ve onun sana verdiği sevdiklerin, ailen, vatanın ve milletine olan aşkındır. Anladın? Yani beni çok sevmen lazım. Yani bu. Bir dakika. Ve hazine kutusu kapanıyor bugünlük. Yuhu. Layda. Yarın açacağız.
Abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.